Daire alan ve çemberin çevresiyle devam edeceğiz. Burada önce çemberin çevresi ve yay uzunluğuna değinerek başlayalım. Yarıçapı R olan bir çemberin çevresini 2 pi R formülü buluyoruz. Bu çemberin tamamı yani 360 derecelik yayın uzunluğudur. Eğer bir parçasını sorarsa, örneğin diyelim AB yayını bize sorarsa, o zaman orantıyla buluyoruz arkadaşlar. Şöyle, 360 dereceye karşılık 2 pi R uzunluğu geliyorsa, acaba alfa dereceye karşılık ne gelir diye içler dışlar yaptığımızda işte şuradaki zımbırtı formül çıkıyor. Yani 2 pi R çarpı alfa bölü 360'tan buluyoruz yayın uzunluğu. Yandaki O merkezli çemberde AOB açısı 72 derece, AB yayı 4. AB yayı. Yani şu yayın uzunluğu 4 olarak verilmiş. Bizden çemberin çevresini istiyor arkadaşlar. Biz de şöyle diyeceğiz. 360 dereceye karşılık geleni arıyoruz. Diyeceğiz ki 72 dereceye karşılık gelen uzunluk 4 pi ise bölgeye geçişimiz izin verilmedi. 72 dereceye karşılık gelen uzunluğumuz 4 pi ise 360 dereceye karşılık gelen uzunluğumuz nedir? İçler dışları bulacağız. Yani x çarpı 72, 360 çarpı 4 pi diyeceğiz. Efendim 5 katı 72, 360'la sadeleştirirsek, 360 72'ye böldüğümüzde dolayısıyla x buradan 4 çarpı 5, 20 pi olarak bulunacak. Doğru cevabımız da D seçeneği olmuş olacak. Dairenin alanı da arkadaşlar pi r kare formülüyle buluyoruz. Yine bu 360 derecelik açıya karşılık gelen alan. Eğer burada herhangi bir dilimin alanını bulacaksak bunu da orantıyla yine bulacağız. Aynı mantıkla. Diyeceğiz ki 360 dereceye karşılık pi r kare alanı geliyorsa alfa dereceye karşı ne gelir? İçler dışlar yaparsak işte buradaki pi r kare çarpı alfa bölü 360 formülü ortaya çıkar. Daire kesmesi olursa onun için çok böyle formül çalışmaya gerek yok. Mantık çalışalım. Şimdi bu kenarlı bölgeyi nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Önce bu dilimin alanını buluruz. Tamam. Bunu bulmayı biliyoruz. Orantıyla bulacağız. Dairenin alanı pi r kare alfaya karşılık gelen bu dilim olacak. Sonra da arkadaşlar burada bakın bir üçgenimiz var. Bu ikizkenar üçgen. Yarıçaplarımız r olduğu için. Bu üçgen maviyle taramış olduğum üçgenin alanı da ikizkenar olduğu için tabanları dikildirip bulacağız. Kırmızı alan tamamından mavi ile taradığım alanı çıkarırsak gri alan bulunmuş olacak. Daire halkası olursa arkadaşlar büyüğün alanından küçüğün alanı çıkaracağız. Mesela büyük dairenin yarıçapı r, dairenin alanı pi r kare, eksi küçük dairenin alanı da küçük r, o da pi çarpı r kare. Bunda r kare parantezini alırsak şuradaki verilen bağıntı çıkar. Halka kesmesi olursa da yine mantık aynı. Önce büyük halkayı bulacağız. Sonra küçük halkayı bulup onu ondan çıkaracağız. Bunları şey diye öyle geçiyorum yani. O formülle de yapmayacağım. Orantıyla yapacağım için. Gerek duymuyorum ona. Çemberler daima benzerdir değil mi arkadaşlar birbirlerine? Çünkü benziyorlar. Yani çember çember. Benzerlik oranında yarı çaplar olabilir. Ya da bu çemberlerin ortak kirişleri olabilir. Birbirine teğet çemberlerse, örneğin BC bir kiriş, AB kiriş, BC'nin AB oranı benzerlik oranıdır. R1'in R2 oranı benzerlik oranıdır. Benzerlik oranının karesi de alanlar oranıdır arkadaşlar. Buradaki bakın iki tane kesmenin alanı, S1 bölü S2 alanı, yarıçaplarının oranının karesi ya da bu kiriş uzunluklarının oranının karesi de bulunabilir. Bir tane başlayalım. Şekildeki O merkezli 9 santimetre yarıçaplı daire. Yarıçapı 9 santimetreymiş. BOC açısı 40 derece. Taralı bölgeleri soruyor. Şimdi arkadaşlar bu açı 40 derece ise bunun tamamlarını 140 derece. Karşısındaki de eşit olduğu için bu da 140 derece. Şimdi biz normalde dairenin alanını önce bulacağız. Pi r kareden.
Diyeceğiz ki nedir pi ile kareden? Yarıçapımız 9. Arkadaşlar pi çarpı 9'un karesi. Yani 81 pi dairenin alanı. Şimdi 360 derece tamamı dairenin. Buna karşı karenin alan 81 pi. Bize sorulan taralı bölge ise arkadaşlar. Bize sorulan taralı bölge ise. Bakın 140 burası, 140 da burası. 280 derecelik açıya denk düşüyor. Ona da x diyeceğiz. Yani ayrı ayrı hesaplamaya gerek yok. Ya da birini bulup da ikili de çarpabiliriz. Açılar aynı olduğu için. Ama toplam açı felsefesi daha uygun. Affedersiniz. 360 dereceye karşı 81 pi ise 280 dereceye karşı kaç pi? Buradan x çarpı 360 eşittir 280 çarpı 8, 81 pi. 9'a bölelim önce. Şöyle 40 olsun arkadaşlar burası. Böyle 9'a bölelim. 9 pi olsun. 40'ı da 280'e kolay bölebiliriz. 7. Buradan x eşittir 7 kere 9. 63 pi olur. Bağısı geçen alan doğru cevabımız da C seçeneği olmuş olur. ABC'de bir kare ve içerisinde B merkezli bir çeyrek daire çizilmiş. AB 6 karar alan soruluyor. Tam tokatlanmalık bir soru. Şimdi kare bütün kenarları eşit. Taralı yeri nasıl bulacağız? Karenin alanından şu çeyrek dairenin alanını çıkaracağız. Karenin alanı 6 bir kenarı 36. Çeyrek dairenin alanı da pi ile kare çeyrek olduğu için bir de 4'e böleceğiz tabii ki. Pi çarpı yarı çapımız 6. 6'nın karesi bölü 4. 36 pi 4'e bölersek 9 pi olur. Yani bu taralı bölge tüm alan 36'dan 9 pi'yi çıkaracağız. Bu da cevabı Edirne yapar. Evet arkadaşlar sırada sağlam bir sorumuz var. Bir sınav sorusu aynı zamanda. Diyor ki O merkezli AB çaplı yarım çember, M merkezli CB çaplı çember, AC 6 birim, O ve M merkezli yarım çemberler arasında kalan boyalı bölge 33 pi. 33 pi birim karedir. Buna göre iki çemberin yarıçaplığıdır. Yani şekildekine ilave ne var? Taralı bölgenin alanı 33 pi olarak verilmiş. Biz şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu OB uzunluğunu şöyle bulabiliyoruz. Onu ispat edeyim size. Şuradaki parçaya bir harf verin. A diyelim. Şurada X diyelim mesela. Bu A ile X'in toplamı M merkezli çemberin yarıçapı. Şurası da yarıçapı. Dolayısıyla burası da X artı A. Tamam. Bunu yaptıktan sonra affedersiniz. Şöyle bir yorum yapacağız. O merkezli arkadaşlar. O merkezli. Büyük çemberin yarı çapını 6 artı x olarak da ifade edebiliriz. A artı 2 x olarak da ifade edebiliriz. Bunlar birbirine eşit arkadaşlar. Yani ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki 6 artı x eşittir A artı x artı A. Buradan bakın x'ler gidiyor. 6 eşittir 2A. Buradan A eşittir 3 olur. A'yı 3 bulduktan sonra arkadaşlar yerine yazıyorum. Bakın şurası 3, burası da 3. Büyük çemberin yarı çapından 6 artı x diye söz edebiliriz. Küçük çemberin yarı çapında bakın C'den M'ye kadar bakarsanız görürsünüz x artı. Bu neden ifade ediyorum arkadaşlar? Çünkü şimdi taralı alan 33 pi, büyük yarımdan küçük yarımı çıkaracağım. Büyük yarımın alanı pi çarpı r kare yani 6 artı x'in karesi. Böyle iki yarım çember olduğu için. Eksi küçüğünün yarı çapı dikkat edin şurası x artı 3. O da pi çarpı x artı 3'ün karesi bölü 2 eşittir. Kaçmış orası? 33 pi'ymiş. Şimdi devam edelim burada. Devam ederken şu pi her tarafta olduğu için paranteze alıp sadeleştirebiliriz. Onu atalım. İçler dışlardan da 2 buraya çarpan olarak gelir. Yani görüntü şuna döner. 6 artı x'in karesi artı x artı 3'ün karesi eşittir 66 olur. İki kare farkından yürüyebiliriz. Karelerini alabiliriz. İki kare farkı daha mantıklı geldi. 6 artı x artı x artı 3 bir topluyorum. Bir de çıkaracağım. 6 artı x eksi x eksi 3 eşittir 66. Burada arkadaşlar bakın 2x artı 9 geldi. Diğer taraftan da x'ler gitti. Kaç geldi? 6 eksi 3'ten 3 geldi. 66.
Buradan 2x artı 9 eşittir 66'yı 3'e böldüm. 22 olmuş oldu. Şimdi bu dursun burada. Bir şey söyleyeceğim. Ne soruyor bize? Bu iki çemberin yarıçapları toplamı. Birinin yarıçapı x artı 6. Diğerinin yarıçapı x artı 3. Değil mi? Bunların toplamı da 2x artı 9 yapıyor. Bunu soruyor bize yani nedir diye. Biz onu bulduk zaten. Daha devam etmemize gerek yok. İstersek x'i buluruz. Hani rasyonel, masyonel bir şey çıkar ama 2x artı 9'u istediği için bunu da 22 olduğunu söyler. Doğru cevabımızı E seçeneğiyle işaretleriz. Sistemdeki verileri aktardım size. Dairede alanla ilgili bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.